Kayıt başladı. Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapmıştık en son? Get yaptık, update yaptık, pardon get all yaptık, update yaptık, delete yaptık ve bir size ödev verdik. Güzel. O zaman ekleye yapalım. İşte ben de onu şey yapacağım. Bakıyoruz, application view klasörü altındaki room kategori diye bir olayımız var ama şimdi biz bir tane daha, yani room kategori içerisinde sil, ekle, düzenle gibi bir şeyleri yapmamız lazım. Sil değil de düzenle için bir view, ekle için bir view, listeleme için bir view yapacağız. Burada direkt bunu atarsak ne olacak? Bu patlayacak. Bir tane daha oluşturacağız. Bir tane daha main content, main content bir şey olacak. O yüzden anladınız mı demek istediğimi? Room kategori altında bizim view'lerimiz standart. 3 tane. Listeleme, düzenleme ve ekleme olarak, iyi fark etmen sevindirdi beni. 3 tane view yapım var. Yani 3 tane breadcrumb, 3 tane main content, 3 tane page script, 3 tane page style var. Bunları bu şekilde ortada bırakmaya gerek yok. Bunlara her halükarda ihtiyacımız var. Buyur canım benim. Dün hocam ben de iş üzerinde çalışırken bir arkadaşımla konuştum. Aynısını biz de yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Burada yaparsak daha çok şey olacak. Şöyle biz mesela liste, ekle, düzenle diye 3 tane klasör açıp 3 tane şey yaptık. Şunu bu şekilde yapsın. Parametrenin yukarıdaki parametreyi alırken diyelim ki düzenle, yani ekle demeyelim ona, düzenle diyelim, düzenle fonksiyonu diyelim. Üçüncü bir parametre gelirse düzenleme işlemini yapsın. Sadece düzenle gelirse mesela ekle olayını yapsın. Bir view üzerinden yok edelim diyorsun her şeyi. Yapalım diyorsun. Yani bir şeyin üstünden, yani listeleme ve ekle düzenle aynı olsun, listeleme ayrı olsun tarzında. Yani çünkü çok klasör açıyoruz, çok içini dolduruyoruz. Şimdi evet. Normalde benim İlk yaptığım şeyde de öyleydi. Yok. Burada değil. Kendi yaptığımda öyleydi. Düzenleme ve ekleme aynı dosya üzerinden, aynı view üzerinden çalışıyordu. Onu kontrol etmek için Aykut'a atmıştım ben o dosyayı. ID formundan ID diye bir değer geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol ediyordum. Ona göre ya düzenleye geliyordu, ID geliyorsa düzenleye, ID gelmiyorsa ekleye gidiyordu. Bu tarz bir şey yapılıyor. Fakat böyle bir durum olduğunda o zaman bir view ile çok uğraşmış oluyorsun. Uzun oluyor. Controller'da işlemleri biraz daha çoğaltmış oluyorsun. Çok fazla şey var. Azalttım da hocam bendeki bayağı azaldı yani. Eksik yani şöyle bir şey. Çok sağlıklı bir şey olmayabilir. Senin view'ini gözden geçirmek lazım. Sonuçta bir view var. View var. O yüzden. Yok şey olarak demeyin ya. Sallıyorum. Sallamıyorum söylüyorum. View'in içerisinde bir imaj dosyası var. Şimdi düzenli olduğu zaman o imajı göstermen lazım. O imaj doldu mu, değiştirildi mi? Değiştirildiyse mesela imaj dosyasını değiştiriyor değil mi? Update yapacak adam. Resmi seçti değil. Kaç ihtimal var? Resim seçilmedi. Resim seçildi. Başka bir resim. Resim seçildi. Aynı resim seçildi. Update yapman gerekti mi? Update yapman gerekli değil. Değil mi? Bunu kontrol etmen lazım. Eski dosya ile yeni dosya aynı mı? Dosya geldi mi? Gelmedi mi? Bunların hepsini kontrol mekanizması yapman lazım. Ve if else'lerin içerisine çok gireceksin. Birden fazla bloğun olacak. Ve kaydet şeyin falan böyle uzun bir şeyse, böyle büyük alansa bundan iki tane olacak. Yani bu sıkıntı değil. Yapabilirsin ama içinde kaybolma, ileriye doğru maintenance kısmında, yani ileride bakım kısmında sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum. Ben hala öyle çalışıyorum. Bir sürü yapı öyle çalışıyor. Ama hani eğer istiyorsanız o yapı da yapayım. Ben söyledim diye olmaz. Allah'ım yarabbim. Neyse var ya. Şimdi room kategori altında düzenli yapalım. Ama tabi bunun mesela şeyleri var. Birazcık uğraştırıcı yönleri var mesela. Main content, hepsinin altında main content. Mesela o yapıda ben yapmışım mesela. Room list, room edit, room new gibi işler yapmışım mesela. Oradan direkt rahatlıkla yazıp erişebiliyorum. Burada biraz sıkıntı yaratıyor. Liste ekledik. Şimdi şunu kopya yapıştır yapacağım. Aynı vereyim. Ne yapacaktık? Add miydi? Insert. New mi yapayım? Insert mi yapalım? Ne yapalım? Ekleme yapacağız. Siz söyleyin ismini bana. Add. Add'le gidiyoruz. Tamam. Breadcrumb'a bakıyoruz. Ne varmış? Bla bla bla. O da ekleme işlemleri. Kategori ekle diyelim buna. Ya da adım adım gidelim. İlk olarak add'i bir çağıralım. Nereden çağıracağız? Arkadaş şurada ekleye bastığı zaman burada çağıracak. İlk olarak şunu bir düzenleyelim. Kategoride. Neydi? Hepsini kapatalım. Close all.
Şurada room kategori altındaki listedeki main content'te yukarıdaki nerede o abi? Yukarıda sağda. Yukarıda sağda mı? Ha şurada, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gördüğün gibi bana yardımcı oluyor Murat'cığım. Echo base URL neydi arkadaşlar? Room category'nin altındaki add. Belki de artık sizin söyleyeceğiniz bir isim bana söyleyin. Şunu büyütüyorum. Add diye bir add new de diyebiliriz. Ne farklı fark etmez ya. Hoppa, page still. Evet, evet tabii. Sayfayı çağırırken artık page still dosyası çalışmıyor. Yok çünkü listin altına ekledik. Bunları nerede ekliyorduk? Page still değil, pardon. Neredeydi hatırlıyor musunuz? En alt kısımda. Aynen öyle. Room kategori diye bir tane vivim vardı değil mi? Bunu çağıran. Tıklıyorum. Burada bakın room kategorinin altındaki ne? Şurada. Şunu şimdilik şöyle bir değiştirelim. Listin altında diyelim. Replace dersek çalıştıracaktır diye düşünüyorum. Yeniledim. Çalıştı. Güzel. Bastım. Kategorinin altındaki add diye bir fonksiyon yani metot yok diyor. Şu. Şimdi gidiyoruz kategoriye. Neredeydi? Bunu da kaldır. Controller'daki room kategoriye. Evet, geliyorum burada. Room kategoride şurada public public function add, değil mi? Yalnız bu arada add derken sesi çok enteresan çıktı. Evet. Neyse, burada sadece bir view yükleyeceğiz. Load view view room category kategori mi? Artık orada ne yapacağız? Artık buna bir şey dememiz lazım. Room kategori değil de add kategori, new room kategori olabilir. Ne diyelim buna? View'imizin adı, klasörün adı değil bakın. Şu yani. Bakın burada nasıl room kategori diye bir tane dosyayı getirmişiz view klasörü altında. Şu. Bu gerekli bütün her şeyi çağırıyor. Burada bir tane daha oluşturacağız. Add new room kategori gibi bir şey vereceğiz. Ne verelim? Add new olabilir. Add new room kategori. Bunları şöyle ayırabiliriz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Add new ya da new diyelim ya. Böyle daha güzel olur. New room kategori dedik. Tamam, bunu çağıracağız. Gidelim. Bunu isimlendirmesi daha iyi yapabilirdik aslında. Nereye yazdın? Hocam yanlış yere yazdım. Tamam arkadaşlar, özür dilerim. Diyoruz ki new room kategori ve bunu kapattık. Bir dataya herhangi bir şey çağırmıyor. Getirme, göndermiyor. Evet, yenilediğimde aynı sayfanın böyle geldiğini görüyorum. Rows değişkenini göndermedim. O yüzden patladı. Sıkıntı yok. Gayet düzgün bir şekilde şu an çalıştı. Yani getirdi bunu hiç olmaz. Bu video. Zaten biz burayı ne yapacağız? Ne yapacağız? Sileceğiz. Main content'in içindeki content row şu kısım artık row'dan sonrası mı artık neyse bu artık silinecek yani bir şekilde. Şurası pardon. Şunu silmeye kıyamadım be bir an. Şöyle. Tamam. Test diyelim. TDT de olur. Yenilediğimde bu niye burayı çağırıyor ya? Bir yerde bir breadcrumb'da falan mı var? Yo. Kategori ekle. Bu ha pardon doğru. Neden? Doğru. Niye bu kategoriyi kopyaladık da bakın bu hala listin içerisindekini çağırıyor ya. Onları ne yapmamız lazım? Evet yapmamız lazım. O klasörün altındaki verileri çağırırsan doğru veriler elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi TDT geldi. Bak kategori ekle geldi. Şurayı da değiştirebiliriz. Bu olayı kardeşim Sadullahçım şöyle yapacağız. Sürekli bunları değiştirmek yerine bunu değiştirmemizi istiyorsanız kategori listesi sürekli biliyoruz. Şurası değiştirir. Şurası değişecek. Ne bileyim şurası değişecek. Şurası sabit kalacak. Değil mi? Ekle sabit kalacak gibi. Değil mi? Ama şuradaki kategori ise kategori, oda ise oda, rezervasyon ise rezervasyon bunlar değişecek. Değil mi? Bunları değişkenle göndermemiz gerekiyor. Yapmıyorum şu an onu tamam. Şey de olabilir mi hocam? Include sisteminde çalışsak mesela şöyle ekle için bir tane include, düzenle için bir include, listeleme için bir include, direktler için ya da page style, page script olabilir. Onun içine atarız değişkenleri ama şeyler sabit kalır mesela. Ya yapılabilir.
Bu tamamen sizin kendiniz oluşturacağınız bir mantık orası. Ben mesela hala bir sürekli değiştiririm yani oradaki. Burayı daha yaratıcı bir şey yapmak lazım. Daha kolay bir şey yapmak lazım. Yani normalde bu şekilde çalışmıyorum ben de. Değişken falan gönderiyorum, yapıyorum ama hani daha güzel bir şey olmalı. Ne bileyim, diğer projemde yaptığım gibi tablo controller model isimlerini falan, şey mesela primary key'leri falan tutan bir tane config dosyam var. Oradan düzenliyorum. Metinler için size de gösterdiğim gibi strings helper yapıyorum. Ama onu da öyle bir dosyadan yapılabilir. Ne bileyim, aralara slash koyulabilir. Onlar tık 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 yerlerine yerleştirilebilir. Tamamen kendinize oturup yapabileceğiniz bir tarzda. Tamam? Yani her türlü yapılabilir. Ben bu dersin sonunda falan belki bir sonraki şeyde şey yaparız. Ekleyebiliriz bir tane değişken. Oldu mu? Sağ ol Allah'cığım. Tamam. Şimdi room kategoriyi burada çağırmayı yaptık. Tamam. Peki bizim forma ihtiyacımız var. Bunun için ne yapacağız? Bizim şeye gidelim. Neydi? Reservation altındaki resources'daki admin nte'den şuradan arkadaştan formu çağıralım bakalım. Neymiş? Forms'muş. Genel elementlere bakabiliriz. Bu var. Şöyle büyük var. Gerek yok. Ki zaten herhalde en baştaki kalsak yeterli gelecek bize. Şunu alsak çoğalta çoğalta gideriz. Genel form elementleri demiş. Ne yapalım? Notepad plus plus açalım. Şurada açıldı. Ne yapayım ben? Şu. Bölgeyi bulduk. Şurası. Trivial demiş. Tabi burası değil aslında. Daha güzel bir şey olsa gerek ya. Quick example var. Şu. İnledik. Çat geldik. Quick example. Nedir? Content'in altındaki, room'un altındaki şurası. Mis gibi. Şunu kopyalayalım gidelim. Box'a kadar herhalde şurası. Aslında belki de değildir de bakalım. Nerede bizim zımbırtımız? Şurası. Evet geldik. Main content'i bulalım şimdi. Add'deki main content. Şu row'un altına bunu yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım var mı taşan bir şey? Yok. Birebir oturdu. Güzel. Şimdi çağıralım arkadaşı. Bastığımda form geldi. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Ne güzel gözüküyor be. Değil mi? Çok tatlı gözükmedi mi? Ne bileyim, bir an böyle mutlu oldum saçma sapan bir şey. Allah, küçük şeylerle mutlu oluyorum. Şimdi buraya bunu yazmamıza gerek var mı? Bu başlığa bence gerek yok. Şunu sil, kalsın. Bakalım ne oldu? Şu hale geldi. Form yarım mı kalsın, full mu olsun? Full olsun canım. 12. Tamam. Kamuoyu bunu istiyormuş. Böyle. Yok. Kardeşim. Tamam, onu 12 yapın hocam. Input'ları küçülttüğü. Tamam, tamam. O da olur. Bağırmayın, bağırmayın. Bağırmayın kardeşim. Burada... Ne koyuyoruz? Call me. İyi mi kardeşim? Şimdi submit tabi oraya kaydı. O submit altta olduğu için. Bak gördüğün için. Gördüğün gibi. Buraya ne yapmamız... Al işte. Ne yapmamız lazım burada? Vardır kesin. Bir ne vardı? Clear. Bravo. Gördün mü? Adam çalışıyor. Clear fix. Acaba clear fix ile clear arasındaki fark ne? Bakalım. Bu çalışmadı. Clear çalışmamış. Clear çalışmamış, clear fix çalışmış. Derseniz çalışın. Tamam. Kategoride bize ihtiyacımız olan şey nedir? Hüseyin. Aslında hocam orada bir tek çizgi çekiyor. Şey kategoride ihtiyacımız olan şey nedir? Kategori. Lan Hüseyin biraz adam cevaplıyor. Dur be, sıkıştırayım şu adamı be. O divin içine alsanız hocam, o buton onun içinde olacak zaten. Olur olur canım, alırız. Olur olur. O da inşallah. Ya zaten bunu kendiniz yapacaksınız ya sonra. Sıkıntı yok yani, yaparsınız. Diyoruz ki buraya kategori adı, yemin ediyorum şu anda şunu sıfırdan yazsak daha fazla tuşa basmış olurduk. Daha az, pardon. Sil. Nereye kadar? Class type email değil, text olacak. Bu arkadaş buradan kategori girecek çünkü. Buna da diyorum ki title girmiştik. Başlıklarımızın adına. Kategori adını giriniz. Gir. Biraz daha kaba olur sanki. Gir kardeş. Name'e title. Name yok tabii burada. ID yerine name yapalım. Güzel.
yenile ta 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 geldi. Submit yerine evet ekle. Primary kalabilir. Bu olabilir. Ve bu kadar. Bu. Enter'a bastığımızda işlemi yapacak artık. Buraya tabii get ile gönderiyor. Şimdi haydi yapalım. Pardon. Diyorum ki form'da action'ını bunu PHP'deki room category grip controller'ın altındaki add metoduna gönder kardeş. Ve bunu da böyle kapat. Teşekkür ederiz. Yapalım. Method post. Olsun ki kimse görmesin. Yani görse de önemli değil. Şu an bunda önemli değil de hani normalde tabii yapmak lazım. Input title diyorum. Bu veriyi alalım ilk olarak. Diyorum ki this input post title. Hemen kontrol edelim. Geldi mi gerçekten? Die. Gerçi die'nin içeride. Gördüğünüz gibi input da gelmediği için. Hayır hayır. Post yok çünkü. Get'le. Allah seni ne yapmasın. Ne yaptık? Ha biz orada ha bak et dedik. Bu geldi. Orada yanlışlık yaptık. Neydi? Ne olduğunu anladınız mı? Bakın. Formun içine mi post? List. Şey, ben burada hem. Insert gibi bir şey. Evet. Şimdi şöyle. Add new page. Hah. Aynen öyle. Listede dedim ki kategorideki add'e git. Kategorideki add'e gidince bu adam ne yapıyor? Ekleme yapacak utanmasın. Yani o yüzden burada diyorsun ki add new page gibi bir şey. Add page diyebiliriz. Ne bileyim new page olabilir. Add page olsun. Formatçız evet. Page. O yüzden geliyorum burada diyorum ki şunun ismini şöyle yapalım. Add page olsun. Tamam. Şunları keselim. Public. Public. Efendim? Evet bayağı kontrolsüz gitmişiz bayağı orada ya. Add page diyelim. Enter. Geldi arkadaş. Diyoruz ki felakettin. Test. Bastık. Felakettin testi. Text'i aldık. Tek işlem bunu veri tabanına kaydettirmek. Peki bizim model. Var mı modelimiz? Yok. Modeli oluşturalım. O zaman. Diyorum ki kardeşe şuradan neydi? Room kategori model aç. Var mı update var? Şey yok. Public diyorum. Function diyorum. Add diyorum. Neye add yapacak bu adam? Dolar datayı diyoruz, değil mi? Bu adam datayı add yapacak ise ver olur mu ki olmaz. Hani şu şartlarda ekle falan değil tabii. Evet, diyoruz. Diyeceğiz, ne yapacağız? This. Buna vermek istiyorsanız dolar insert diyelim. Dolar result da diyebiliriz ama neyse kalsın. Dolar this enter db'd enter neydi? Insert dolar data. Ama evet. Bir de neye ihtiyacımız var? Table. Bravo. Ama evet. Daha bravo. Daha bravo. Ne bileyim ya. Allah Allah. Bir de buna ne yapmamız lazım? Verdi. Array'e vereceğiz ki hata almayalım. Tamam. Şimdi return yapalım. Return dolar insert. Cevabı bize geri döndürsün. Evet. Gidiyoruz buraya. Döndürmese de olur. Ya eğer insert var ise ekrana mesaj pastır. Tamam mı? Pastırmak için. Tamam. Devam ediyoruz. Diyoruz ki insert eşittir dolar this. Söyleyin. Ne? Adam room modeli room kategori modeldi et neye et title array title evet o title Disney ya aslında yukarıda data yapabilirdik onu evet bu da olabilirdi yani şöyle diyebilirdik şuraya array direkt hani yazmak yerine böyle diyor arkadaşlar. O da olabilir. Yani birçok yöntemimiz var ya. Allah şükür. Dolar data dediğimiz zaman onu oraya aktaracak. Insert. Eğer insert ise ne yapacak? Mesela if
dolar insert varsa boş redirect yapalım şu anlık. Redirect neydi? Base URL'deki İspanyolcaya sanırım. Evet. Liste gelecek ya. Ekledikten sonra as die. Yok ya. Add new miydi? Go back yaptık mı biz projemizde? Go back yapacağız az sonra unutmayın. Form diye. Add page diyor. Çok özür dilerim. Arkadaş hemen kaos çıkıyor ya. Yemin ediyorum var ya. Öyle miydi? Add page ya. New page mi yapalım onlara? Yok. Şimdi add page olacak. Add page olacaksa. Evet. O yüzden de new page olacaksa hani yeni sayfası. Yani eskiden new page. Add page. Değil mi? Bence de new mi yapalım add mi yapalım? New diyenler? New. Lan sen niye fikrini değiştirdin bir anda? New page diyordum zaten. Tamam. O zaman new yapacağız. Ben de ne bileyim. Arada, ben ilk arada new sana kaydım. Değil dedim. Add new page. New page kalsın bırak. Şey zorlama insanları. Şey Emre. Aa. Bir şey daha yapacaktık unuttum ya. Ha kontrolörün ismini değiştirecek işte. Şey kontrol diyorum. Add page değil de new page. Tamam. Şimdi daha düzgün oldu. Tamam. Şimdi bu arkadaşı silelim. Şöyle. Ekleyelim. Cemil. Kamil de olur. Bastık. Ekledi. Pasif. Gayet güzel. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir tane daha ekleyelim. Poğaça. Ah yavrum ah. Nasıl oldu hocam? Nazar değdi hayvanıma. İyileşmedi. Ya devam ediyor hala kafeste. Tıraş ettirdik bir de böyle. Oldu bir de ya. Ay oldu ya. 30 Haziran'da. Ah evladım ah. Tamam. Ekleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Update'imiz var. Efendim? Sili yaptık. Düzenle kaldı sadece. Evet. Düzenle onun neredeyse imitasyonu. Aynen öyle. Şimdi diyorum ki ilk olarak şuradan kopyala yapıştır. Edit. Edit diyelim. Sonra buna buradaki add'leri kaldırıp edit diyelim. Burası tamam. Edit diye bir klasör oluşturalım. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yine kopyala yapıştır hasırı var. Edit dedim. Geldi. Mis gibi. Şimdi main content'te tek fark nedir? Yukarıda aşağıdakilerden edit. Hangisi tek farktır? Nedir? Yukarıda edit. Aynısı gelecek. Kardeş evet. Edit. Şurası edit olacak. Sahi. Ve şuraya evet güzel ID diyorum ya buraya. Pardon. Buraya diyorum ki value'su bu arkadaşın PhD, ne olacak mesela? PhD. Echo ne base URL'i? Datayı yazıyoruz. Diyorum ki raw ID. Tamam. Yani oradan kayıt gelecek ya. Adı ID ne ya? Title arkadaşlar beni niye manipüle ediyorsunuz? Buradan title yazdıracağız. Doğru mu? Evet. Sileyim mi bunu? Yok. Adım adım mı gidelim? Hayır hayır. Yok hocam. Tamam. Yukarıda editten sonra şimdi editten ya. Sonra evet. Bu arkadaşa bir de ID göndereceğimiz için diyoruz ki echo dolar raw ID. Ha, doğru söylüyorsun. Ben de diyorum niye bir anormal kapı. Şu. Emre artistlik yapıyor bize. Hocam sizden öğren. Ay arkadaş. Emre çıkışta ayrılma bir yere. Seninle projeler hakkında konuşalım. Tamam. Edit. Elanlı konuşamadım baksana. Heyecanlandım yani. Row ID. Fakat bu row nereden geliyor? Forage'den. Nereden? Forage'den mi? Çık dışarı sen ya. Çık çık çık. Liste. Liste değil. Yani controller'daki metottan geliyor. Değil mi? Edit metodundan. Geliyorum. Kodu yazmadım. Tamam. Burada diyorum ki public ilk olarak onu açacak sayfaya getirmemiz lazım. Public function neydi? Edit page.
Ve buradan evet bravo Ayhan Bey. Evet. Diyoruz ki maşallah maşallah. Hocam ID biz verle almayacak mıydık her şeyi? Verle mi? Her şeyi verle almayacak mıydık? Verle nasıl almayı planlıyorsun? Dur malzeme var şurada şu an ya. Malzeme var. Söyle bakalım nasıl almayı düşünüyorsun? İmzan at da bütün mal varlığını alalım seni. Attım hocam. Falan. Seni bir suyup sonra çeviriyorum. Nasıl almayı düşünüyorsun? Anlat bakalım ID. Hocam direkt ere içine ID'yi çekeriz ya. Nerede yazacağım bunu? Bana burada yazdırsana. Bak şimdi formdan bir eleman gelecek yani bir sayfadan, dilden bir değer gelecek. Bunun database bilgisi yok şu an. Formdan bir değer gelecek. Hangi kaydı düzenliyorum ben? Bu. Post bile değil. URL'den geliyor direkt. O yüzden buraya yazıyoruz onu. Post bile değil. Neden post bile değil? Şuraya yazıyorum çünkü. Post şurası. Formun için. Evet parametre. Aynen öyle. Şimdi diyorum ki bu düzenleme kaydıysa bu gelen ID'ye sahip olan kaydı benim database'den alıp forma göndermem gerekecek. Basmam lazım. Değil mi? O yüzden ilk olarak geliyorum diyorum ki this room kategori. Model then get yap. Get all değil. Get all bütün kayıtlı. Get diyeceğiz. Get diyeceğiz. Yeterli. Get. Yeterli. Burada da diyeceğiz ki array içerisinde ver. Tamam. ID'si dolar ID olan elemanı getir diyeceğiz. Tamam. Buna da row diyeceğiz. Hatta buna da diyeceğiz ki view data'daki row diyelim ki bir daha değişken oluşturmayalım. O row ne ya? O row küfür gibi değil mi o row? Değil mi? Çok terbiyesiz. Evet. Bir de bu view data'yı tanımlamamız lazım. New standard class. Evet. Şimdi neye ihtiyacımız var? Şu get diye bir metod. Yapacağız işte. Bunları neyi modelde yapamıyor? Tamam. Get. Modelde yapalım bunu. Modelde neyi çağırsak diyordun tamam mı? Yok canım bunu karıştırdım her şeyini. Niye o zaman controller'da model işlemlerini yapmıyoruz? Her şey yerini bilsin kardeş. Adam başımızın etini yedi. Modelden model. Modeli aldık. Kontrolörün işini orada yapmaya çalışıyor. Function get. Bu. Ne lazım bize burada? Ver lazım. Ve bu bir array olacak. Tamam. Burada bir yanlışlık yaptım ben. Bir yanlışlık yaptım. Affedin. Dolar. Roll dedim. Eşittir. Bir tane kayıt döneceğini bildiğim için diyorum bunu. This DB'den ne yapacağım? Ver update yazmıyor. Pardon. Dolar ver. Neyden, nereden getirecek? Ne yapacak? Get yapacak. Dolar this table virgül değil pardon. Array'e gerek yok. Array'i nerede tanımlıyor? Şurada işte. Row. Ve return açıklama satır haline getirsen olmaz. Evet get ile bunu getirmesini sağlıyoruz. Bakalım getirecek mi? View data roll. Gerçekten getirirse delikanlıdır. Göreceğiz. Diyoruz ki getirmezse de canı sağ olsun. Roll die burada bak. Bunu da buradan yansıtmış olduk. Ekle. Ama ben düzenleme mi yapıyordum? Düzenleme yapacağız hocam. Özür dilerim arkadaşlar. Ha doğru tamam. Linkleri vereceğiz ilk olarak. Siz zaten pasif değil miydi kardeş? Hı. Tam bu zayıfsın. Niye pasif oldu diyorsun? Tamam bakarız şimdi. Sakin. İlk olarak gidiyorum. Şuradaki view'den room kategorideki listedeki main content'e geliyorum. Şuraya diyorum ki echo base URL bu kategorideki yapacağız. Her şeyi yapacağız. O anladım demek istediğimi. Edit page diyeceğiz. Şu. Hem notify de yapacağız hem de confirm de yapacağız. Onu soruyorsun değil mi? Evet. Yeniledim. Share room'a bastım. Gördüğünüz gibi ID'yi göndermedik değil mi? Bir de pardon. Dolar row ID. Tamam.
yenile, bir daha al, bastım, edit page getirdi, share it room, share it room, share it room is active 1, gayet güzel. 2'de is active 1 iken burasının 0 olması gerçekten saçma sapan bir durum. O da enteresan değil mi? Verildiğince düzeliyor hocam. Hocam base görel bozuldu. Ha. Şey artı bir şey yaptık ya. Nerede? Ya biz bununla oynamadık ki. Şeyde JavaScript'te postta. Post. Base görel artı URL. URL mi? Yok bozulmadı. Sen view ile karıştırıyorsun. Tamam neyse dur şimdi bakacağız. Belki burada bir şeylik vardır. Kurcalarız onu. Bastım. 0 gayet başarılı bir şey. Belki de biz burada yenile yapınca şey geri gidince saçma oluyor olabilir. Evet. Ha. Şey değil tamam. Bu arkadaşa bastım. Doğru getiriyor. Güzel. Şunu silelim. Tak tak tak. Enter. Geldi. Şimdi gidiyoruz. Ne yapacaktık? Room kategori model. Bunu değil. Pardon. Şurada. Ne yapacağım? Bunu Vive'ye aktaracağım. Vive'ye yapalım şimdi o zaman. This load model. Ne yapıyorsun Gökhan? Neydi? Söyleyin bana. Room kategori ama edit room kategori idi. Ve Vive burada neyi çağırıyorsun? Şu. Şu yani. Bu da zaten şunun içerisindeki her şeyi çağırıyordu. Hatırladınız mı? Güzel. Şimdi bakacağız artık. Ak koyun, kara koyun. Böyle bastım. Çat geldi. Güzel. Ama ekle yerine düzenle yapacağız ve onun şeyini de yapmamız lazım. Düzenlemeler. Cemil'e bakalım. Cemil Bey de gel. Güzel. Şimdi hemen o Vive'e gidiyorum. Edit'teki main content. Ekle değil. Kaydetme diyelim. Kaydet daha şey gibi. Ve room kategori altındaki edit for şeyine metoduna gideceğiz. Geliyorum burada. Add'den hemen sonra şöyle. Daha aynısı aslında da function. Şunu kopyalayıp yapıştırmak istiyorum. Vakit kazanalım diye arkadaşlar. Şöyle. Add değil de edit. Save değil edit. Title. Post'a gelecek title. Fakat bir istisnamız var. ID. Edit ile bize ID geliyor. ID'yi de burada insert değil. Dolar. Update olacak. Room kategorinin altındaki update'i çağıracaksınız. Data işte bakın mesela çalışmıyor ya. Ben de CTRL de CT bastığım zaman bende de değilmiş gitmedi. Tamam modele gidip bakabilirsiniz işte update'in kullanımına. Bakalım. İlk olarak şart sonra data. Gidiyorum. İlk olarak şart. Dolar değil array. Neydi? ID'si dolar ID olacak. Şunu şöyle yazarsak daha anlamlı olacak bizim için. Virgül array. Ha, data var zaten. Değil mi? Dolar data. Bitti. Bu kadar. Sonra şunu yapacağız. Edit. Evet. Ama burada bir sıkıntı var işte. Gerçi edit page'in altındaki neye gidecek bu adam? Dolar ID'ye gidecek. Hani o aynı şeye gitsin diye tekrar. Evet, şimdi çalıştırıyoruz. Bastık. Aynı ID, aynı veriye gitsin diye. Evet. Poğaçayı değiştirelim mesela. Poğaça Bey yapalım. Bastım. Poğaça Bey aktif olarak çalıştı. Cemil'e tıkladım. Kamil yapalım. Bir daha hayvanım olursa adına Cemil koyacağım. Yani hayvanın derken kedim köpeğim falan. He? Oraya Kamil dedik ya. Enter'a bastığımız an kayıt alması için. Default yapacaksın orada. Peki normalde almadığını biliyor musun? Alıyor mu? Alıyor. Form içinde. Form bastığın almış. Anda Submit butonu direkt aktif olarak çalışır zaten. Tamam. Evet şu an ne yaptık? Ekle yaptık, sili yaptık, işte her şeyleri yaptık. Bir de son kaydı girebilmek için bir şey sormuştunuz. Bunun için en son eklenen kaydın ID'sini almanık için size bir tiyo. Ne oluyor herkes bir şey söyledi. Buyurun. Yine aynı anda herkes girdi ya. Tamam başlıyoruz. İptal yapacağız. Diyorum ki iptal. Geri git. Ha go back tamam yapacağız onu. Room kategori modelde ilk olarak şunu yapalım. Diyorum ki public function diyorum get last ya da last demeyeyim get insert id diyelim tamam.
Insert ID mi? Get last insert ID mi yapabiliyor? Insert ID daha iyi. Sonuna alacaksak last yapalım. Şimdi neden yapmadığımı anlayacaksın bence. ID, insert ID. Şey de böyle, fonksiyon da böyle, o yüzden. Bu bize son eklenen kaydın ID'sini verir. Bundan dolayı biz de istediğimiz kayda rahatlıkla son eklenen kayda gidebiliriz. Şunu çağıralım bir yerden. Mesela eklendi ya. Şurada room kategoriyi add'e gidelim. Add şurası. Eklendi şurada. Redirect yapmasın arkadaş. Echo dolar this room doğruydu. Room kategori o hey'i var ya söküp atasım var onu. Modelden get insert id deyip bir yavruyu öldürelim. Bastık. Bastım. 8. Gerçekten 8 mi? 8. Gerçekten 8. Test edelim dedik ya. Göstereyim ki gram zevkimiz var şurada. Ama da kaç çıkıyorlar. Efendim. Titan falan desek başını falan da alabilir miyiz öyle? Hayır. Hocam bir saniye. Bilmiyorum bakayım. Sanmıyorum ama. Title olur mu? Title jenerik bir şey. ID database ile alakalı olduğu için bu active record'um. Ben de bakayım diyorum ya. Ya Rabb ya. Bu mu geldi ya? Is active. Ne geldi? Is active. Bu gelmiş. Zaten normalde de. Veremedik. Veririz. Yani şeyde veririz şöyle. Ne yapacaksın? Yani kendin veri tabanından da yapabileceğin gibi. Tamam, bırak onu. Title. Sıfır yazalım, tamam. Yaparız kardeş. Sen iste kardeş. Adam uyanıp bize buradan şekil yapıyor yarabbi ya. Ne yapayım takılıyorsun, ben ne yapayım? Takılma yetsin. Tamam. Şu arkadaştan bir tane daha ekleyelim. Sadullah'ın odaları iyi. Bastığımızda bakalım Lule. İçi dolu durmasın benim. O da var. Hocam o şeyi de kullanalım mı? Arkadaşlarla bence ufaktan geçmemiz lazım. Sıralama olayı. Ya aşağıda yukarı butonla ya da sürükle bırak mantığıyla sıralama. İki projede yapmayalım. Evet yapabiliriz ama kategoride değil. Odada. Yapacağız onu. Zaten geçen hafta değil 10. hafta tahtaya yazmıştık. Bunda kullanacağımız şeylerdi. Neler kullanacağız? Keşfetme. Şimdi kategoriyi de yapmış olduk böylece. Notifier'ları falan ekleyeyim mi projeyi? Komple hale getireyim mi? Yoksa size hallederim mi diyorsunuz? Artık onu da siz yapın da. Uğraşmayalım. Hep yaptığımız şeylerle gidiyoruz. Notifier'ı var zaten hocam. Videosu da var. Videosu var. Evet. Tamam. Şimdi. Kategorileri ekledik. Kategoriler bitti. Özellikler ve ekstra servisleri siz yapacaksınız. Ne kadar sürede yapabilirsiniz bunu? Bugün yapar mısınız? Yarın eğer onu merak ettiğim nokta bu. Ben kodu isterseniz bugün veririm size bunu komple. Ben yapamam. Yapamazsın. Yapamam diyenler kimler? Ben eve gideceğim işte. Hüseyin hayırdır? Vay adam boş. Boş anlıyor kaldı. Yapıyor musun sen? Atacağız mı komple? Atarım. Yaptım. Atarsanız yapmam. Atarsanız niye yapar? Bugün yaparsın. Ben de yaparım hocam. Güzel. Yok mu arttıran? Ayhan Bey de kimin nerede oturur? Çetere etmiyorsun. Sen nasıl gidiyorsun kardeşim? Hüseyin de yapardı burada olsaydı. Ya bu ekstralar yalnız çoklu seçim yapmayacak mıyız? Evet. O biraz zor olacak yani. İşte o yüzden ona... bir uğraşın diye şey yaptım zaten. Ya. Hocam Gobek falan. Onun noktalı virgülle. Gobek'i yapacağız. O Gobek o kadar anormal bir olay değil ya. İleri herkes takıldılar ona. Aklımda o benim.